Herkese merhabalar arkadaşlar. Ayakkabı Dahisi kanalında yeni bir kargo açımına hoş geldiniz. Bugün farklı bir ortam kurdum kargo açımı için ve güzel tepe açısı da yapacağım. O yüzden sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Şimdiden hoş geldiniz diyorum ve iyi seyirler diliyorum. Bugün Converse'den bir ayakkabımız mevcut. Hatta Instagram'dan da paylaşmıştım. Converse siparişi verdim diye. İndirimdeydi. Yaklaşık 2200-2300'den işte 1650'lere düşmüştü. Artık bu fiyatları görünce resmen uygunmuş oluyoruz. Yani maalesef durum oraya kadar geldi. İndirimden bir basketbol ayakkabısı aldım. Şimdi sizlerle açalım bakalım nedir ne değildir. Nasıl gözüküyor? Ondan sonra da biraz böyle ilk incelememizi yapalım. Daha sonra biliyorsunuz detaylı performans incelemesi yapıyorum. Özellikle bu tarz performans ayakkabıları üzerine. Onu da izlemek için mutlaka ve mutlaka kanala abone olmayı unutmayın. Ayrıca bu tarz indirim haberlerini veya farklı farklı güzel ayakkabıya dair içerikleri de kaçırmak istemiyorsanız beni de mutlaka Instagram'dan takip edin. Aşağıda açıklama kısmına Instagram linkimi bırakıyorum. Ayrıca bu ürünün linkini de bırakacağım. Almak isteyen varsa bakabilir. Bunun indirimi bitmiş olabilir. Farklı ayakkabılar vardır. Converse'e de bir göz atabilirsiniz. Şimdi ise kargo açımına geçelim ve üstüne düşüncelerimizi söyleyelim. Evet, şimdi şöyle kargomuz geldi. Kargo poşetleri oldukça güzel oluyor bence Converse'in. Bu tarz gönderimi de. Bu arada arkadaşlar oldukça hızlı geldi bu kargo bana. Yani 2 gün gibi bir sürede geldi. Bu da oldukça bence iyi bir süre. Evet. Kutumuz bu şekilde arkadaşlar. Normal. Yani ekstra bir şey yapmamışlar. Converse'in logosu var. Şöyle kutunun üstünde Converse logosu yine. Yazıyla bu sefer aynı şeyi yapmışlar. Sizlere de etiketimi göstereyim. 45 numara aldım. All Star BB Jet Mid diye geçiyor. Oldukça uzun da bir ismi var. Kutumuzu açalım ve bakalım nasıl çıkacak. Kutuyu açtık. Şöyle arkadaşlar kutunun hemen iç kısmında onu göstermek istiyorum. Yine Converse'in farklı farklı burada logoları mevcut. Yıllar içinde kullandıkları farklı logolar. Hemen ve bang bang. Ne diyorsunuz? Converse yine bir hayal kırıklığı mı olacak? Hatırlarsanız geçenlerde bu kanalda Converse'in pahalı bir basketbol ayakkabısını açmıştım ama incelediğim ve baktığım belki de en kötü ayakkabı olabilirdi. Gerçekten arkadaşlar hiç hoşuma gitmemişti. Şu anda da bunu alınca bir değişik hisler silsilesi oluştu. Üstü çok farklıymış ya. Evet, önümünü de çok farklıymış. Diğerini de şöyle çıkartalım. Sonra incelememize, ilk incelememize en azından görsel incelememize geçebiliriz. Evet, ayakkabılarımız bu şekilde arkadaşlar. İlk bakışta aşırı hoşuma gittiğini söyleyemeyeceğim. Biraz daha yanlara doğru pörtlemiş bir görüntü var. Bu diğer Converse ayakkabısında da mevcuttu. Özellikle şu iç kısımdan dışarı doğru çıkmış bir görüntü var. Bunu pek sevdiğimi söyleyemeyeceğim. Onun dışında dikişlerine bakıyorum. Çok da kaliteli hissettirmeyen, gözükmeyen dikişler kullanılmış. Sahada nasıl olacak bilemiyorum. Ben şekil itibariyle deyimlere çok benzetmiştim. Deyim ayakkabılarına, özellikle şu arka kısmı. Ama fotoğrafta göründüğünden bence oldukça farklı. Fotoğraflarda daha bile güzel gözüküyordu. Hemen şöyle bir tane deyim örneği göstereyim arkadaşlar size. Adidas deyimi göstereyim. Yani bir nevi benziyorlar, ne dersiniz? Görüntü olarak, şekil şemal olarak benziyorlar. Fakat Adidas'ı elinize aldığınızdaki bu form, bu kalite, bu gücü burada hissedemiyorsunuz. Bu biraz daha sanki böyle çabuk, böyle lömbür lömbür şuralardan özellikle. Bakın zaten hemen şöyle yana doğru patlamış, hali hazırda sanki patlamaya niyetliymiş gibi gözüküyor. Deyim yerine koyalım. Deyim sevdiğim ayakkabılardan biridir bu arada. Deyim 6 bu. Deyim 7 de çok benziyor. Deyim 8'de biraz değiştirmişlerdi. Ayakkabımıza biraz daha detaylı bakabiliriz. Özellikle taban noktasında bakmak istiyorum, başlamak istiyorum. Tabanı benim hoşuma giden noktalardan biri oldu arkadaşlar. Oldukça güzel gözüküyor ve çıkıntıları da ciddi ciddi güçlü, kuvvetli, daha dışarıda oynamaya uygun olacakmış gibi bir hal var sanki. Genelde daha büyük, daha iyi, daha pahalı markalarda bunu bulamıyoruz. Yani işte Under Armour, Nike, Adidas gibi markalar biraz daha içeride oynamaya, yani iç sahalarda oynamaya yönelik ayakkabılar yaparken bunun bu şekilde dış sahalara uygun yapıyor olması benim daha çok hoşuma gitti. Gördüğünüz gibi şekil şemal olarak da oldukça güzel yapmışlar. Ben iç sahalarda da bunun gayet iyi bir şekilde tabanını tutacağını, iyi işler yapacağını düşünüyorum. Ayrıca baktığım zaman arkadaşlar tabanın tam ortasında Speed Converse Plate görüyorsunuz. Bu da yani orta tabanda bir plaka oluyor ve bu şekilde ayağınıza da form verecek. Converse logosu da hemen gördüğünüz gibi ayakkabının altında yerini almış. Kesinlikle güzel
tatlı bir görüntü veriyor bu arada. Ayakkabının şekline şemaline ne diyorsunuz arkadaşlar? Benim hoşuma gittiğini söylemem lazım. Şu arkadaki çıkıntısıyla bir kayık görünümü veriyor olması da gayet hoş. Dediğim gibi DM6, DM7 gibi daha toplu, daha görüntü olarak böyle oval bir görüntü de veriyor. Özellikle bu orta tabanın, yani şuranın böyle renkli renkli olması, alt tabanın farklı rengiyle güzel ön plana çıkan, kendini gösteren ve ben buradayım diyen bir ayakkabı olmuş. Orta tabanda kullanılan yastıklama nasıl bir yastıklama olacak bilmiyorum. Yani normal ayağınızı destekleyen, aman aman çok da işler yapmayan ama yine de hani olduğunu hissedebileceğiniz bir faylon diyebileceğim veya Adidas'ın belki bounce yastıklamasına benzeyen tarzda bir yastıklama olacaktır tahminim. Yani aman aman böyle büyük işler beklememek lazım ama fena da olmayacaktır umuyorum. Converse gördüğünüz ayakkabıyı da incelemiştim arkadaşlar. All Star BB Evo'yu incelemiştim. Umuyorum onun kadar yastıklaması kötü olmaz. Bu arada izlemeyenler varsa bu videoyu da izleyebilir. Hani daha önceki açmış olduğum Converse ayakkabı nedir ne değildir, nasıl onu görebilirler. Umuyorum ki dediğim gibi bu yastıklama ondan iyi olacaktır. Eline baktığım zaman da oldukça güzel. Ona nazaran daha iyi bir görüntü veriyor. Şurada görmüş olduğunuz gibi bir tatlı Converse etiketi var. Herkesin bildiği modeller bunlar zaten. Basketbola da ufak ufak girmeye çalışıyor fakat şu ana kadar çok başarılı bir işi yaptığını söyleyemeyeceğim. Tabii bunun imzalı atletlerle, iyi tanıtımla ve kaliteli güzel ürünle de alakası var. Fiyat olarak baktığımız zaman da diğer markalardan pek de az değil yani. Diğerleri 2,5 iken bu da 2,5. İndirimde dediğim gibi 1700 alıyorsunuz, 1650 alıyorsunuz. Yani bunun yerine belki çok daha iyi markalar bulabilecekken bunu almak şu an için çok da akıl kârı değil gibi duruyor. Tabii çok beğenirsiniz. Orası ayrı nokta. Yastıklaması da böyle gayet şekilli şemalli, güzel gözüken bir yapıya sahip. Asıl bu ayakkabının bence üst kısmında olay var. Yani farklı olarak, hatta belki güzel olarak nitelendirilebileceğimiz kısmı hep üst kısmı oluyor arkadaşlar. Önden baktığımız zaman biraz daha şurada parmak aralığı olarak sizlere geniş bir parmak aralığı bırakılmış. Bu da güzel bir şey. Yine ön parmaklarınızın dışarı çıkmaması, zamanla ayakkabıyı deforme etmemesi için daha kuvvetli bir yapı sunulmuş. Burada birkaç katman sanki plastik kaynatılmış gibi duruyor. Bu tarz yüksek yapılar benim hep hoşuma gitmiştir. Böylelikle parmaklarım içeride ezilmiyor çünkü diğer türlü böyle çok içeri kapanan, çok aşağı doğru kapanan bir yapı oldu mu parmaklar burada sıkışabiliyor. Yine buradaki plastik kullanımı şu şekilde yanlarda da var. Bu aynı zamanda yana yapacağınız hamlelerde bir miktar kuvvet de verecektir diye düşünüyorum. Şu ön kısımda dikişli, daha sık dikişli, güzel bir yapı, bir kumaş mevcut. Bu da yine tatlı, hoş bir his veriyor. Yan tarafa baktığımız zaman ise arkadaşlar daha kuvvetli, daha ayakkabıya form verecek ve aynı zamanda sanki bir lastik yapısı, bu bel lastiği gibi düşünebilirsiniz. Şortlardaki bel kısmı gibi düşünebilirsiniz. Onun gibi bir yapı mevcut. Bu da fena gözükmüyor. Converse'in yıldızı ve oku da yan tarafta yer alıyor. Bu da görmüş olduğunuz şöyle bir çizgisel ayrımla güzel şekil şemal verilmiş. Arka kısmı da aynı şekilde bu yapıyla devam ediyor. Buradaki biraz asimetrik olmuş. Ne dersiniz? Topuğundaki arka kısmındaki yapı biraz daha asimetrik gözüküyor. İç kısma baktığımız zaman iç kısımda da bu yapı ayakkabının ortasına kadar geliyor ve ayakkabının ortasında ise ön ve arkadan ayrışan biraz daha tüylenebilecek, daha kolay sökülebilecek tarzda ketenvari bir yapı mevcut. Ve Converse'in yine logosu burada yer almış. Fena gözükmüyor, güzel gözüküyor. Ayakkabının bağcıklarına baktığımız zaman ön iki bağcık deliği, farklı renkler ve bayağı bir Jordan 11 görüntüsünü andıran bağcıklar, oldukça fazla git gel yapılmış çaprazlama bağcıklar mevcut. Sıktığınız zaman güzel bence kitlenme yakalayabileceksiniz ve farklı bağcık delikleri isterseniz de yine oralardan da geçirebilirsiniz. Bağcıklar farklı farklı yerlerden geçiyor. Ön ikisi halkadan geçerken, şurada dikkatinizi çekiyorsa lastikten geçiyor ve ayakkabının farklı yerlerinden sizlere daha güçlü bir koruma sunulması hedeflenmiş. Dil yapısı oldukça sade, basit. Logomuz var içinde. Hiçbir şeyimiz yok. Biraz eski tarz teknolojisiz ayakkabılara benzettiğimi söylemem lazım arkadaşlar. Hani böyle aman aman süper işler yapacak mı açıkçası o konuda çok emin değilim. Fakat ilginç gelen noktalardan bir tanesini şimdi sizlere dikkatimi çekti. Onu da aktarmak istiyorum. Ayakkabının iç kısmı çok farklı geldi. İki tane katman var. Bir tanesi çorap vari arkadaşlar. Arkadan başlayan ve içe doğru uzanan bir yastıklamalı farklı bir alan. Siyah olduğu için biraz görünmesi daha zor. Yani şu iç kısım. Bir de ayakkabının normal dış kısmı var. Bakın parmağım şu ikisinin arasına rahatça, kolayca girdi. Evet, farklı bir yapı kesinlikle. Bu bütün ayakkabının bu çevresinde de geziniyor. İlginç bir kullanım olmuş. Farklı bir kullanım olmuş. Daha rahat mı olacak? Daha
kötü mü olacak onu beraber incelediğimiz zaman, detaylı performans incelemesi yaptığımız zaman zaten göreceğiz basketbol sahasında bu ayakkabıyı biraz giyip ona göre de sizlere fikirlerimi sunmak istiyorum. Evet, baktığınız zaman arkadaşlar Converse Speedplate Plus Nike Zoom Air yazıyor. Yani burada aslında yastıklama olarak Nike'ın da gücü var. Çok garip geldi arkadaşlar gerçekten. Şu an hoşuma da gitti. Hatta keyif aldım. Şurada yastıklaması muhtemelen gözüküyordur. Bakın alt kısmında Nike Zoom Air olsa gerek. Yastıklamada süper ya. Converse Nike işbirliği. Bu bahsettiğim bakın görüntüde bu şekilde. Yani içte bir adeta çorap yapısı mevcut. Bakalım. Evet, şu an gerçekten hoşuma gitti. Farklı bir ayakkabı oldu. Sizler ne dersiniz? Beğendiniz mi, beğenmediniz mi? Şimdi ayağımıza giyelim. Bu ayağı giyme kısmını ise gündüz gözüyle yapacağım. Şu anda akşam çekiyorum. Ayağımıza giyip ondan sonra da çıkışımızı yaparız diyorum. Genelde kargo açımlarımı biliyorsunuz eşimle birlikte salonda yapıyorduk. Bu sefer bu şekilde yapmaya çalıştım. Nasıl olmuş? Hoşunuza gitti mi? Daha mı iyi? Daha mı kötü? Aşağıda belirtirseniz yorum kısmında sevinirim. Bu şekilde biraz daha üst kamera ve daha kaliteli görüntülerle karşınıza çıkmaya çalıştım. Monotonluğu bozmaya çalışıyorum. Biliyorsunuz Ayakkabı Dairesi kanalında ilk açtığım günden beri sürekli sizlere belli başlı şeyleri geliştirmeye, daha kaliteli içerik sunmaya çalıştım. Gerek farklı ayakkabıları inceleyerek, gerek daha güzel bir görüntü kalitesine ulaşmaya çalışarak umuyorum bundan sonra da yine ilerlemeye ve daha iyi içerikler karşınıza koymaya devam edeceğim. Desteklerinizi lütfen esirgemeyin. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Şimdi farklı bir günde ayakkabıyı deneme kısmında görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın diyorum. Bye bye. Evet, şimdi ayağımıza giyelim. İkinci Converse'e verdiğimiz şans. Hatırlıyor musun ilkini? Sarı bir tane almıştım ya. Çok beğenmemiştim. Hiç beğenmemiştim. Hatta incelemeden direkt elimden çıkartmıştım yani, düşün. Bu da yine çok da iyi gözükmüyor şu an için. Kim giyiyor bunu? Kimse. Çok böyle bilindik oyuncular giymiyor. Ya sen de... Ya Converse iyi yaptığı şeyi yapmalı bence. Şunu yapmalı. Değil mi? Aynen. Zaten onunla ünlendi. Yine diğerine göre daha iyi. Ama bilmiyorum şu an tabii ki. Ya fiyat olarak da çok avantaj sağlasa desen ki hani onlar 2000 lira, bu 1500 lira. 1300 lira gibi fark olsa daha çok tercih edilebilir olur. Bu da mı 2000 lira? Bu da 2200-2300 müydü? Öyle bir şey. 1650'den indirme almıştım. Nasıl gözüküyor? Aa, güzel. Fena değilmiş arkadaşlar. Ama şuralardan çok pörtledi ya. Onu çok sevmedim. Bir de tepeden kendime baktığım zaman çok geniş bir görüntü verdi. O da pek hoşuma gitmedi. Ama bunu sahada incelemeyi düşünüyorum arkadaşlar. Zaten detaylı performans incelemesi yapacağım. Biraz daha böyle küt ayakkabı. Çok fazla şu anda hareket etmiyor. Tabanı oldukça sert duruyor. Baktığın zaman böyle bir sert, çok fazla hani adım atmaya şu an için kolaylaştırıcı bir etki yok. Ama bakalım, detaylı performans incelemesinde çok fazla bir yastıklama da göremedim. Yani çok bir tercih edilebilir yanı varmış gibi durmuyor açıkçası. Ne diyorsun görüntüye? Görüntü bence güzel. Hoş. İdare eder. Evet. Bakalım. İnceleyeceğiz, bakacağız ve detaylıca sizlere anlatacağım. Bunun için de yapmanız gerekenleri biliyorsunuz. Hoşça kalın diyorum.